Evet değerli dostlarım, tekrardan merhaba yazılım ile R makine öğrenmesi derslerimize hoş geldiniz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bir ders öncesini hatırlıyorsunuz. Bu eğitim seti boyunca neler yapabileceğimizi konuştuk. İzlemediyseniz o videomuza lütfen gidin. Çünkü ilk başta neyi öğreneceğinizi, neler kazanacağınızı bilmek her zaman motivasyondur. Hem de yani işin yolunu bilirsiniz ve daha hızlı ilerlersiniz. O yüzden izlemediyseniz lütfen o videomuza size zahmet gidin, bakın bir göz atın, tamam? Şimdi bu videomuzda ne öğreneceğiz? Bu videomuzda bakın ben buraya zaten dediğim gibi klasörü açtım. Ders 1 olarak açıyorum. Şimdi ha bu arada lütfen oturun ve dinleyin. Not almakla uğraşmayın, kaçırmayın. Bir ders öncesinde de size söylemiştim dostlarım. Merhaba yazılımı. Bakın burada R repozitörisi var. Yani GitHub üzerine. Ben bunun linkini yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Buraya girip zaten bakın ders 1 ben buraya kaydettim. Buradan ders sonrasını alıp o zaman notlarınızı alabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi gelelim. Şunu slide modunu alalım. Şimdi bugün R makine öğrenmemizin ders 1'ini göreceğiz. Bundan öncekisi tanıtımdı. Şimdi ilk dersimize başlayalım. Şimdi dostlarım ilk başta bu dersimizde ne öğreneceğiz? Bu dersimizde biz ekranda da gördüğünüz gibi şimdi makine öğrenmesi diyoruz. Ben bunu öğreneceğim, ben bunu şunu yapacağım. Tamam ben bununla akıllı bilgisayar sistemleri geliştirebiliyorum diyebiliriz. Yani veri kullanarak falan bunları diyebiliyoruz. Ama temelde makine öğrenmesi nedir? Bunu bu dersimizde göreceğiz. Ardından makine kullanacağız, makine öğrenmesi kullanacağız. Peki bunu hangi amaçlarla kullanacağız? Bir ders öncesinde bizim yapacağımız projeleri gördük. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane proje yapıyoruz. Doğru mu? 6-7 tane makine öğrenmesi projesi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunu başka nerelerde kullanabilirim? Bunun sorusuna bakacağız. Yani kullanım amacımıza yönelik 3. başta da gördüğünüz gibi bunlarla neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ve en sonunda da bir makinenin temelde nasıl öğreniyor? Biz bu bilgisayarları nasıl eğitiyoruz? Nasıl biz buna bir model oluşturuyoruz? Bu kavram aslında içeriğinde ne kapsıyor? Bunları göreceğiz. O zaman bakalım. Şimdi makine öğrenmesi nedir? Dostlar ekranda tanımı görüyorsunuz. Temel olarak makine şudur. Bizim bir verimiz olacak. Tamam. Bu veriyi biz bilgisayarın belli başlı parçalarından alabiliriz. Mesela ses kaydedicisinden alabiliriz. Görüntülerinden yani kamerasından alabiliriz. Ya da veriyi biz Excel, CSV biliyorsunuz bunları. Bu dosyaları, text dosyalarını tutup veriyi bu şekilde de bilgisayara verebiliriz. Elimizde olan bu veriyi biz bilgisayar modelleriyle, buna statistical analiz de denir. Bakın zaten resimde de görüyorsunuz. İstatistik analiz. Yani matematikte kullanarak, sakın korkmayın matematik kullanacağınız hazır paketler kullanan bir çok iyi matematiğiniz olmasına gerek yok. Bunları istatistiksel kullanarak verileri bilgisayar programlarıyla kullanıyoruz ve zeki hareketlere, akıllı hareketlere dönüştürüyoruz. Ne demek bu? Bir ders öncesinde ne demiştim size? Mesela bir betonun, bir evin dayanıklı mı değil mi? Kararını vermesi işte bu akıllı bir hareket olarak adlandırılıyor. Şey gibi düşünmeyin. Biz insanların bir bilinci var, aklı var, bilgisayarda öyle karar veriyor diye. Hayır. Bunun bir modellemesi gibi davranıyor ama sonucuna baktığınızda bir akıllı harekete benziyor. Evet benziyor. Yani karar verme mekanizmasını kullanabiliyor ama karar vermeyi nasıl yapıyor? Bizim algoritmamız sayesinde yapıyor. Makine öğrenmesi temelinde budur. Nedir makine öğrenmesi değerli dostlarım? Kendi başınıza cevapladığınıza eminim. Not tutarken de kendi ağzınızdan, kendi kelimelerinizden not tutarsınız. Verim var, bilgisayar algoritmam var ve analizim var. Üçünü birleştiriyorum. Al sana makine öğrenmesi. Zaten bakın bu ekranda da gördüğünüz gibi burada computing power dediği bilgisayarımızdır. Available data mevcut datamız ve ondan sonra belli istatistiksel analizler, metotlar kullanarak da bu veriden anlamlı bir modeller oluşturuyoruz. Tamam? Peki amaç nedir? Bunların kullanım amaçları nedir? Sorusuna geldiğimiz zaman ilk başta size birkaç tane modelden bahsediyorum. Bunları büyük ihtimalle duymuşsunuz ama duymadıysanız ki ben de çok geç duydum açıkçası. Deep Blue ve Watson var. İlk başta makine öğrenmesi modelleri şu şekildeydi. Şimdi ben bunlara veri vereceğim. Mesela bir satranç düşünün. Bakın ikisi de zaten satranç oynayan bilgisayarlar oldu. Yani algoritmalar oldu. Şimdi bazı hareketler var ve bu hareketlerin sonucunda bazı eylemler gerçekleşiyor. Şimdi ben bunu veriye dökebilir miyim? Dökerim. Ne demek istiyorum? Mesela at D3'e giderse, yanlış hatırlamıyorsam böyle D3 vesaire vardı satrançta. At D3'e giderse en etkili hamleleri hesapla kazanma ihtimali en yüksek olanı gerçekleşir. Mesela at D3 ise fil E5 olacaktır diyebiliriz. İşte adamlar bunu düşünerekten bir model geliştiriyor, veri oluşturuyor. Bu veriyle de Deep Blue ve Watson'ı geliştiriyor. Bunlar da belli satranç oynuyor. Bu arada bu Watson yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar diyorum. Dünya satranç oynuyor. Kasparov'du yanlış hatırlamıyorum. Kasparov'a karşı oynadı ve kazandı diye hatırlıyorum. Tabii siz yine araştırıp bakabilirsiniz. Yani ilk başta makine öğrenmesi modelleri bu satranç oynama, satranç oynayan modeller geliştirme gibi böyle bir amaç var. O amacı gerçekleştirmek veri kullanılıyor. Bilgisayar modelleriyle de bu model oluşuyor. Bu şekilde kullanılmıştır. Şimdi temelinde biz bunun ne olduğunu,
hangi amaçla kullanıldığını nasıl benimseyeceğiz? Şu şekilde. Bakın burada bir resim koydum. Bu resimleri nereden aldığımı da en sonunda kaynağımı göstereceğim size dostlarım. Kredisini vereyim. Çok güzel bir kaynaktır. Şimdi bu aşağıdaki resimde baktığınız gibi köpeğin gözleri yok ama çok iyi koku alabiliyor. Bu arkadaşın da gözleri var ama burnu yok. Çok iyi koku alamıyor. Aynı insanla makine de bu şekildedir. Makinenin yapabildiği bir güç vardır. İnsanın da aklı, iradesi yapabileceği güçler vardır. Bu ikisi bir araya gelerek birbirini tamamlar ve bu şekilde de yeni modeller sorunlar olur, o problemler çözülür. Bizim kullanma amacımız aslında bir problemi çözmektir makine öğrenmesi. Tamam mı değerli dostum? Aynı bu ikisinin arasında gelişim. Zaten buraya baktığınız zaman diyor ki senin burnun ve benim de bilgisayar gücüm sayesinde biz bir çözüm bulabiliriz diyor. Burada da zaten onu ifade ediyor. Anladınız mı? İnsan makine öğrenmesi ilişkisi bu şekilde. Peki dostlarım, biz bunlarla başka neler yapabiliriz? Şimdi zaten birkaçını biliyorsunuz. Spam mesajları yakalayabilir miyiz? Yakalarız. Hangi modelle? Naive Bayes modeliyle ezberlemenize gerek yok. Zaten yapınca aklınıza kalacak. Sonra mesela müşteriler alışveriş yapıyor, sepete ürün ekliyor. Mesela şunu yapabilirsiniz. Bu sepete eklenen ürünlerin verisini oluşturursunuz. Hangi tür müşteri, hangi tür ürünleri sepete ekliyor? Neden? Sepete ekleme aslında potansiyel müşteri anlamına geliyor. Sepete eklediyse alma ihtimali yüksektir. Bunların analizini, müşterileri belli segmentlere makinelerle, şimdi siz bunu tek tek uğraşmanıza gerek yok. Bilgisayarınıza dersiniz ki bana kırmızı çanta alabilecek müşterileri getir. Tak 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 hepsini makine öğrenmesiyle size getirir. Hava durumu tahminini yapabilirsiniz ki bunu biz de göreceğiz. Yani anlatacağız ama biz bunu hava durumu tahmini olarak kullanmayacağız tabii ki. Burada probabilistik yani olasılık hesapları vesaire görüyor ama hava durumunda makine öğrenmesi sayesinde yapabilirsiniz. Finansal işlemlerde makine öğrenmesi modeli kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü veri var. Mesela örnek veriyorum. Son 30 yılın verisini alırsınız. Oradaki dalgalanmalarla modelinizi eğitirsiniz. Bu model sayesinde de ne yaparsınız? Yeni gelecek olan acaba ne olacak? %80, %90 oranında zaten doğru cevap verecektir. O modelle finansal işlemler de yapabilirsiniz. Auto-driving araçlar. Kendi kendine giden araç sistemleri yine makine modeli oluşturabilirsiniz. Akıllı ev sistemleri var artık. Mesela bizim de şu an kullandığımız ışık da Wi-Fi ile bağlanıp akıllı ışıktır. Ya da bu başka evin kilididir, kamerasıdır mesela. Bu işlemleri de mesela bunları geldiğiniz zaman enerjilerinin ne kadar verimli kullanıp kullanılmadığını, nasıl daha enerji tasarrufu kullanabilir, yine makine modelleri sayesinde değerli dostlarım hesaplayabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde yani bir dakikalar içinde modeli oluşturdunuz sonra saniyeler içerisinde zaten hesaplayacaktır. Sonra tabii bu biraz daha suçluları yakalama, tespitte vesaire de kullanılır. Az önce hani bir ders öncesinde söylemiştim. El yazısından yakalama olur. Farklı görsellerden yakalama kullanılır. Genetik araştırmalar da bolca kullanılır. Özellikle single cell vardı bizim kanalda videosu var. Mesela burada hücreleri belli gruba ayırma, belli hücre tiplerini aynı yerde toplama gibi birçok genetik araştırmada da kullanılıyor. Bunun yanında kimyada da kullanılıyor. Mesela örnek veriyorum bir solüsyon hazırlayacaksınız. Bu solüsyonda örnek veriyorum %30 alkol, %30 eter, %30 bilmem şu. Bunları en uygun şekilde yüzde kaçlık oranlarla birleştirebileceğinizi yine makine öğrenmesi modelleri sayesinde görebilirsiniz. Yani bilgisayarınız hepsini bunları yapar. Bunun gibi daha bir sürü şey var. Sadece başta bunları söyleyeyim. Tabii burada bunları yapabilmek marifet değil. Siz bunların olacağını, nasıl yapıldığını bilip bunun üzerine ekleyip güzel bir şeyi sizin yapmanız en önemlisi. O yüzden bunları öğrenelim. Bunları öğrendikten sonra dostlarım kendi modellerinizi de Allah'ın izniyle zaten gerçekleştirirsiniz. Peki bir makine temelde nasıl öğrenir? Şimdi bunu pratikte öğrenmesini de göreceğiz ama şimdi dostlarım ben burada her zaman bunu eğitimlerde gittiğim üniversitelerde de ya verdiğim özel eğitimlerde de hep şu şekilde anlatıyorum. Bir insan bir de makineyi düşünelim. Şimdi insanda ilk başta birinci adımımız veri depolama, data storage. İngilizcelerinde yazın ki dostlarım yani görürsünüz göz aşinanız olsun. Şimdi model için bilgi toplama. Şimdi bir insan nasıl bilgi toplar? Çeşitli yollar, ailesi öğretir vesaire. Görerek öğrenir. Yani 5 duyu organımız var ya. Görerek öğrenir, tadarak öğrenir, işiterek öğrenir vesaire. Peki bilgisayar bunlardan bazılarını yapabilir mi? Yapabilir. Mesela görerek öğrenme insanda var, bilgisayarda yok mu? Var. Ne yapıyor? Mesela şu an ben kamerayla video çekiyorum. Mesela bilgisayarıma bağlı kamera. Bu kamera aracılığıyla bilgisayar görebilir. İşitmeyi düşünelim. İşitmede ne oluyor? Bilgisayarımda zaten şu an mikrofon var. Mikrofon sayesinde bakın benim sesimi kaydediyor burada. İşitmeyi de bu şekilde verebilirsiniz gibi. Bu şekilde verileri bilgisayarımız depolayabilir. Ya da nasıl bir veri depolama yaparız? Kendi elimizde bir insan veriyi hazırlar. Hazırlamış olduğu veriyi direkt bilgisayara verir. Bu şekilde bir veri depolama işlemi yaparız. Bakın bu adımlar çok önemli. Bu adımlarla birlikte zaten biz makineyi geliştirdik. Makine öğrenmesi modeli. İlk başta her zaman veri. İlk başta verimizi alacağız. Verimizi aldık. Şimdi veri aldıktan sonra hayatta da böyledir. Şimdi birçok veri alıyoruz ama bu verilerin
birçok anlamı olur. O yüzden bu veriler belli modellere gelinmesi lazım. Mesela sayısal model olabilir. Bir veri mantıksal veri olabilir. Mesela evet böyle doğru yanlış verisi olabilir. Sayısal veri olabilir. Başka grup verisi olabilir. Kategorik verisi olabilir değil mi? Bu verilerin bir özetlenmesi lazımdır. Biz ne yapacağız? Elimizde bir sürü veri varsa beynimizde de o veriyi bir özetleriz. Birçok model oluşturur. Bu modeli oluşturduktan sonra şimdi örnek veriyorum. Herhangi bir bilgi var. Bu bilgi şuna için kullanabilir. Şuna uygun olur, şuna uygun olur, şuna uygun olur diye bir sürü model var. Peki en doğru model hangisi? İşte burada da genelleme geliyor. Yani burada şu, bizim özetlemiş olduğumuz, yani bu veri özetlemiş, data abstraction dediğimiz modeli oluşturup özetlediğimiz bu bilgiyi alıyoruz. Bir bilgi paketi haline getirip diyoruz ki tamam bu bilgiyi ben şu amaç için kullanacağım. Burada future action dedi. Gelecek hareketleri şu. Karşımıza bir problem gelecek. Bu problemi çözmek için bu bilgi kullanılacak. İşte buna da genelleme diyor. Tamam mı? Özetlenmiş bilginin gelecekteki kullanılma haline, formuna dönüştürülmesidir. Ardından şimdi ben bunu dedim ki bu bilgiyi genelledim. Dedim ki bu bilgi şu olay için kullanılır. Kullandım. Belki onun için değil. Değil mi? Belki yanlış. İşte bunu da değerlendirme, evaluation dediğimiz kısımda yapıyoruz. Bilgiyi ben kullandım. Feedback mekanizması. İşe yaradı mı yaramadı mı? Cevabını ver. İşe yaradıysa tamam bunu kullanabilirim. Yaramadıysa ne yapacağız? Hemen bir döngü. Bu hatırlarsın zaten bakın aşağı tarafta da evaluation'da da bir döngü var. O zaman önceki adımlara gidip doğru modeli bulmaya, oluşturmaya gitmemiz gerekiyor. Bu 4 adımla aslında biz genel olarak makine öğrenmesini geliştiriyoruz. Tabii pratikte bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi burada geldiğimiz zaman bakın şu değerlendirme kısmında modeli değerlendirme bias yanılma payı vardır. Şimdi modeli değerlendirmek zorundayız. Biz şimdi kendi modelimizi yaptığımız zaman da yüzde kaç doğruluk payı var bakıyoruz. Bias dediğimiz zaten yazılmayanlar. Yanılma payı, yanılgı demek. Yani her modelin yani %100 doğrulukla çalışan bir modelin olması çok zor. İnsan da %100 doğru değil, makineler de doğru değil. Zaten insanın yaptığı bir şey, insanın kendisi zaten %100 doğru değilse makine nasıl %100 olsun diye düşünebilirsiniz tabii ki. Şimdi burada o yüzden yanılgı payı, bias'i her zaman hesaba katacağız. Ve bu şekilde de her zaman evaluation kısmında modelimizi değerlendirme kısmını yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Hemen bu aşağıdaki resimde de zaten görüyorsunuz. Data storage ilk başta veriyi depoluyor. Veriyi depoladıktan sonra özetliyorum. Özetledikten sonra ne yapacağım? Genelleme, ondan sonra değerlendirme kısmını gerçekleştireceğim. Peki bizim değerlendirme kısmına niye ihtiyacımız var? Zaten bir tanesini söyledik. Doğru mu? Bias dedik. Çünkü verimizde bir yanılgı olabilir, bir yanlış olmuş olabilir, veriyi yanlış eğitmiş olabiliriz. Bunun yanı sıra bakın bu kavramlara lütfen dikkat edin. Noisy data olabilir. Noisy data nedir biliyor musunuz? Noisy data overfitting ya da underfitting'e sebep olur. Şimdi noisy data sizin veriniz temizlenmemiştir. Verinize bazı sonuçları çıkarmanız lazımdır. Yani ölçüm yaptınız. O anda ölçüm çok yanlış oldu. İşte bu yanlış ölçülere biz noisy data diyoruz. Bu noisy datayı kaldırmasanız ne olur biliyor musunuz? Bu sefer modeli gereğinden fazla eğitmiş olursunuz. Gereğinden fazla eğitmek iyi bir şey değildir. Niye biliyor musunuz? Hem çok süre ister hem de detayların hepsine takılır. Gereksiz bütün detaylara takılır. Aslında elenecek detaya takılacağı için yanlış model oluşturur. Ya da aksine underfitting yani gereğinden az bir şekilde eğitme. Fitting dediğimiz bu arada eğitme. Over'ı silelim. Fitting eğitme demektir. Yani bu jargonda fitting kullanılıyor. Modeli fitting yapma. Model fitting dediğimiz modeli eğitme. Model training de diyebilirsiniz. Şimdi burada neredeyse underfitting olduğundan bu sefer model doğru düzgün değerlendirilmez. Çünkü niye? Noisy data yüzünden bu sefer. Yani olması gereken data benim modelimi yanlış eğitti. Bu yüzden gerektiği gibi eğitilmemiş olabilir ve bu şekilde hata payına sebebiyet verebilir. O yüzden burada bias'i noisy data, overfitting ve underfitting güzelce öğrenmeniz güzel olur. Bunların hepsini zaten evaluation yani deneme kısmında gerçekleşiyor. Hemen aşağıdaki fotoğrafa gelelim ve bunu bir açıklayalım. Şimdi gerçekte bakın burada gördüğünüz gibi birçok insan yüzü var. Makine bunu ne yapıyor? Nasıl modelliyor? Diyor ki ha tamam gözler var, işte ağzı var. Tamam gözler ve ağız olan şey insan yüzüdür. Bir yüzdür diyebiliyor. Tamam. Şimdi geliyoruz sonuçlara denedik. Şimdi bakıyoruz ki gözler var, ağız var. Ha buna yüz diyor süper. Ama ya bu adam gözlük takarsa bu sefer diyor ki bu bir yüz değildir. Aslında yüzdür. Şimdi bunun sebebi ne? İşte burada bir underfitting olayı var. Neden? Çünkü gerekli veri verilmemiş. Bir insanın gözlük takabileceği olasılığı, gözlük takma verisi bilgisayara, makineye verilmediği için bunun insan yüzü mü olmadığı mı karar veriyor. İşte bu underfitting durumudur. Sebebi nedir? Noisy data. Verinin sıkıntılı veri olma durumudur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu nedenlerle dolayı her zaman makine modellerimizi test ediyoruz ki biz de yapacağız. Şimdi burada dersimiz bitti ancak şu an çok önemli 3 slide'ım daha var. Birincisi sizden şunu rica ediyorum. This is not a pipe. Bunu araştırmanızı istiyorum. Şimdi bunun ne olduğunu araştırıp lütfen gelin yorumlar kısmına belli edin. Bunu size vermemin sebebi bununla çok güzel bir şey öğreneceksiniz. Bununla
abstract dediğim data özetleme kısmını, model oluşturma kısmını göreceksin. Makine öğrenmesi modelinde çok popüler bir bilgidir, popüler bir resimdir bu. This is not a pipe. Burada zaten hangi dil olduğunu bilmiyorum. Fransızca mı, İtalyanca mı neydi? Siz de zahmet this is not a pipe yazın zaten çıkar. Bir araştırın bunun hikayesini. Bu ne için kullanılır? Bir bakın bunu araştırdığın zaman çok güzel bir şey öğreneceksin. Bizim makine öğrenmesi modellerimizin adımlarının ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Bunu size bırakıyorum. Doğru cevabı da ya da araştırmaların sonucu da yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi dostlarım eğitim boyunca bakın bu kaynağı kullanacağım. Ben Machine Learning with R. Ben bu hocamızla LinkedIn üzerinden iletişime de geçtim. Çok iyi birisi. Bize çok da yardımcı oldu. Ben bu kitabı kullanıyorum. Bakın yanlış anlamayın. Kitabı almak zorunda değilsiniz. Kitabı alın da demiyorum. Ben sadece bu kaynağı kullanıyorum ki ben kredi vermem gerekiyor hocamıza. Çünkü çok güzel bir şey yapmış. Biz bunu kullanıyoruz. Onun bilgilerini kullandığımız yani temelde onun bilgilerinin üzerine tabii ki biz bir şeyler ekliyoruz. Tam anlaşılır şekilde getiriyoruz. Kitap İngilizce bu arada. O yüzden kredisini de verelim. Almak zorunda değilsin. Ben sadece bu kaynağı kullandığımı size söylüyorum. Çok etkiledi. Almak isteyenler tabii ki de alabilir. Sıkıntı yok. Hangi kitap evinden aldığımı hatırlamıyorum ama bütün eğitim setimizi bu kitap üzerinden ilerleyeceğiz değerli dostlar. Hocamıza buradan izlerse videomuzu Brand Lens çok teşekkür ederim. Çok güzel bir içerik oluşturmuş. Dediğim gibi almak zorunda değilsiniz. Ben sadece öneriyorum. Tamam? Şimdi dostlarım az önce de söyledim size. Bizim bütün kodlarımıza, sunumlarımıza nereden erişiyorsunuz? GitHub hesabımız. Altta zaten linki var. Tıkladığınızda otomatikman GitHub'a gideceksiniz. Oradan zaten sunumları görürsünüz. Orada yazacağımız kodları, algoritmaları göreceksiniz. Ha, bu arada bu eğitim setinin sonunda da elinizde zaten hali hazırda birçok makine öğrenmesinin kodu da olacak. Kodları ben hepsini zaten bu GitHub aracılığıyla paylaşacağım. Yapmanız gereken star'a basarsanız, yıldızlarsanız otomatikman sizin ekranınıza da kayıtlı olur GitHub hesabınızda. Şimdi dostlar ders birimizi bu şekilde bitirdik. Ders 2'de ne yapacağız? Şimdi ders 2'de de şu. Az önce dedik ki temelde bir makine nasıl öğrenir? Pratikte peki biz bunu kodlarken nasıl yapıyoruz? Bunu göreceğiz. Ondan sonra eğitim içerisinde biz hangi modelleri göreceğiz? Çünkü şöyle biz hani zaten dersin içeriğinde bunu söyledik. Bir tablo halinde en son bir daha görelim özel isimleri onu göstereceğiz. Ve RStudio'yu kuracağız. RStudio kurulumunu zaten biliyorsun ama ben yine size göstereceğim. Varsa bir sorunuz lütfen dostlarım yorumlar kısmına belirleyin. Ben zaten cevap vermeye çalışıyorum hepsine. Onun dışında buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.